Arkadaşlar bugün size 10 numara bir taktik vereceğim. Hem TYT, hem AYT, hem de KPSS'de çok işinize yarayacak bir taktik. Taktiğimizin adı Türkiye'nin üzerine çarpı at yöntemi. Ne yapıyoruz? Türkiye'de köşelerden köşelere uzanacak şekilde bir çarpı atıyoruz. Daha sonra da uç noktaları tarıyoruz. Örneğin Doğu Anadolu'da Hakkari yöresi, Karadeniz'de Rize Artvin civarı, Marmara'da Yıldız Dağları ya da Istıranca bölümü, Ege'de Muğla Menteşe yöresi ve çarpının tam kesişim noktası değil de onun hemen sağ tarafı yukarı Kızılırmak Sivas'ın olduğu yeri tarıyoruz. Peki tarayınca ne oluyor? Ne olmuyor ki? Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerleri ortaya çıkıyor. Artık benim öğrencilerim Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerlerini biliyor mu? Evet biliyor. Mesela Doğu Anadolu'nun en dağlık yeri, hatta Türkiye'nin en dağlık yeri neresidir? Hakkari. Karadeniz'in en dağlık yeri Rize, Artvin ya da Doğu Karadeniz. Marmara'nın en dağlık yeri Yıldız Dağları ya da Istıranca bölümü. Ege'nin en dağlık yeri Muğla Menteşe yöresi. İç Anadolu düz bir yer ama en dağlık yeri yukarı Kızılırmak Sivas diyoruz. Şimdi arkadaşlarım bölgelerin en dağlık yerleri aynı zamanda en yağışlı yerleridir. O zaman benim öğrencilerim artık Türkiye'de bölgelerin en yağışlı yerlerini de biliyor mu? Biliyor. Doğu Anadolu'nun en çok yağış alan yeri neresidir? Hakkari. Karadeniz'in hatta Türkiye'nin en çok yağış alan yeri Doğu Karadeniz, Rize, Artvin. Marmara'nın en çok yağış alan yeri Yıldız Dağları. Ege'nin en çok yağış alan yeri Muğla Menteşe yöresi, Rize'den sonra en çok yağış alır. İç Anadolu Türkiye'de en az yağış alan yerdir. Ama İç Anadolu'da en çok yağışı neresi alır? Sivas diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım yağışın fazla olduğu yerlerde bitki çeşitliliği fazladır. Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde arıcılık faaliyetleri yaygındır. O zaman bizim öğrencilerimiz artık Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı yerlerde öğrenmiş oldu. O zaman soruyorum sana, Doğu Anadolu'da balıyla meşhur ilimiz neresidir? Hakkari. Ege'de balıyla meşhur ilimiz neresidir? Muğla. İç Anadolu'da balıyla meşhur ilimiz neresidir? Sivas şeklinde bir genelleme yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buralar dağlık değil mi? Evet dağlık. Dağlıksa buralarda ulaşım zordur. Ulaşımın zor olduğu yerlerde sanayi gelişemez. Sanayi gelişemezse orası gelişemez. O zaman buralar bölgelerin en geri kalmış yerleridir desem olur mu? Evet. Bölgelerin en geri kalmış yerlerini de öğrenmiş olduk. Madem ki buralar geri kalmış, o zaman buralarda sanayi ve nüfus nedir? Azdır. O zaman biz Türkiye'de bölgelerin en az nüfuslanmış yerlerini de öğrenmiş olduk mu? Evet. En az nüfus. Mesela eleman buraları tarar. Taralı alanlarda nüfusun az olmasının nedeni nedir? Dağlık olması diyebiliriz. Bu arada biz bir yer dağlık demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Demek ki gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazla olduğu yerler nasıl yerlermiş? Dağlık. O zaman buralarda gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Aynı zamanda buralarda yükselti fazladır. Yükselti fazla olduğu için gerçek sıcaklık ile indirgenme sıcaklığı arasındaki fark da fazladır. Bakın, gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki farkın fazla olduğu yerler dağlık. Gerçek sıcaklık ile indirgenme sıcaklığı arasındaki farkın fazla olduğu yerler yüksektir. Bu anlama gelir. Aynı zamanda buralar dağlık mıydı? Evet. Dağlıksa ulaşım zor, yol yapım maliyeti fazladır. Akarsuların akış hızı, aşındırma gücü, taşıdığı malzeme, enerji potansiyeli yüksektir. Makine tarım zordur şeklinde daha bir sürü genelleme yapabiliriz. Bugüne kadar hem TYT hem AYT hem de KPSS'de soru yaptırmıştır bu yöntem. İnşallah bu sene de yaptırır arkadaşlar. Yöntemimizin adı Türkiye'nin üzerine çarpı at. Ama çarpı atarken lütfen dikkatli, ustaca atmanız lazım. Mesela şurayı tararsanız aman burası Türkiye'nin en düz yeri Ergen Havzası. Şu kıyıyı tarayacağız tamam mı arkadaşlar? Ve tam kesişim noktasında değil de onun hemen sağ tarafını tarayacağız. Bunlara lütfen dikkat edelim. Türkiye'nin üzerine çarpı at yöntemi candır. Made in Yavuz bir yöntemdir. Beğenelim arkadaşlar.